Merhaba arkadaşlar. Nasılsınız? Hoş geldiniz yeni bir videoya. Görüntü nasıl olacak bilmiyorum. Çünkü ben şu anda lavabomdayım, banyodayım. Ve sakallarımı boyayacağım. Videonun başından anladığınız gibi sakal nasıl boyanır diye. Ancak her tarafı kesip sadece şu kısmı boyayacağım. Hazırsanız başlayalım. Çünkü çok heyecanlıyım. Hiç böyle bir şey yapmadım daha önce. Eğer olmazsa kesip atacağız. Hadi başlayalım malzemelerle birlikte. Evet arkadaşlar, ilk önce dediğim gibi ben sadece sakalın şu kısmını, çenedeki kalan kısmı boyamak istediğim için geri kalan her tarafı keseceğim. Bunun için şöyle bir tıraş makinesi kullanacağım arkadaşlar. Yani incelteyim. Ondan sonra da şu en küçük numara bu herhalde sanıyorum. Şu en küçük numarayı kullanarak sakalları iyice bir incelteyip ondan sonra arkadaşlar bildiğiniz bayağı jiletle tıraş olacağım. Her tarafını keseceğim. Sadece çenemde sakal kalacak şekilde. O zaman başlayalım arkadaşlar. Evet arkadaşlar, yeterince kenarları temizlediğimi, makinayla incelttiğimi düşünüyorum. Şimdi tabi tam muntazam değil ama şimdi de esas tıraşa geçelim arkadaşlar. Haydi bakalım. Evet, sakalları kestim arkadaşlar. Şöyle bir boya var. Tabii bu saç boyası. Mavi saç boyası arkadaşlar aldım. Burada sadece şu kısmı boyayacağız. Eski bir kullanmadığım diş fırçası buldum arkadaşlar. Ki hani şöyle daha işte şöyle boyayabileyim diye. Bu boya tamamen bir krem boyaymış. Yani öyle işte kadınların kullandığı saç boyalarından işte karıştır bilmem ne yap var ya. Yalnız şöyle bir şey var. Benim koyu ya yani kahverengi olduğu için bu sakallar arkadaşlar. Bir kere de bu maviyi tabii uygulayamayabilirim diye düşünüyorum. Normalde ne yapıyor bayanlar? Önce bir işte saçı bir açıyorlar rengini. Sonra şey yapıyorlar ama tabii ben uğraşamayacağım öyle şeylerle. Bir tur bunu atacağız arkadaşlar. Eğer mavi olmazsa bekleyeceğiz, kuracak. Bir tur daha patlatacağız. Olana kadar böyle 2 tur, 3 tur, 5 tur artık neyse. Yani hedef bu sakalı mavileştirmek. Göreceğiz. Bittikten sonra da herhalde bir gün, 2 gün kullanırım böyle bir. Baktım tepkiler kötüyse keser gideriz yani. Hani saç değil sonuçta, sakal olduğu için çok da önemli değil. Kökü bende gene uzar mantığıyla düşünerek arkadaşlar böyle düşünüyorum. Neyse hadi bunu açalım şimdi şu arkasını şöyle tıklatarak. Diş macunu gibi krem boy olduğu için şöyle üstüne süreceğim hemen ve şuraya uygulamaya başlayacağım. Arkadaşlar dediğim gibi boyadım. Şimdi ben bunu böyle bir 20-25 dakika artık neyse bir bekleyeceğim, sonra yıkayacağız. Denemeyi, ilk denememizin ne olduğunu göreceğiz. Haydi görüşmek üzere.
Evet arkadaşlar, yıkadım. Hiçbir şekilde mavi falan değil yani bu sakal şu anda. Aynı, hatta daha çok bence siyah yaptı yani. Öyle bir durum var. Neyse, şimdi ikinci kez boyayacağım. İkinciye geçelim bakalım. Belki ikinci kez bir işe yararız. İkinciyi boyadım tekrar arkadaşlar. Hadi bakalım. Bu sefer umarım olur. Evet arkadaşlar. Bakın. Hiçbir şey olmadı. İkinci kezi yaptım. Bir saatte bekledim neredeyse ama olmadı. 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 Neyse, bu da bir deneyim oldu benim için. Demek ki olmuyormuş. Önce rengi açmak lazım. Vallahi şimdi dışarı çık. Saç kıl rengi açıcı al, bilmem ne, hiç gerek yok. Sakalım mavi olmayı versin yani. Böyle. Umarım eğlenmişsinizdir, affedersiniz. Umarım eğlenmişsinizdir. Böyle benim için de ilginç bir video malzemesi olmuş oldu. Hiç böyle bir deneyim yaşayan var mı bu arada? Bayanlar özellikle saçlarını boyadıkları için biliyorum. Nerede hata yaptım ya da illa açıcı mı kullanmalıydım? Bu arada renge bakar mısınız? Yalnız daha çok koyulaştı, siyah oldu ya. Kahverengiydi bu. Videonun başını izlerseniz açık orta kahveydi. Şimdi bir siyah oldu yani. Ne diyorsunuz? Var mı bununla ilgili bilginiz? Altta yorumlarda bekliyorum arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.